İsmi Hüseyin Fikirli. 1965 yılında Akhisar Yatağan Mahallesi, köyüm olan Yatağan Mahallesi'nde doğdum. Çiftçilik dede baba mesleği. Yıllardan beri bu köyde doğduk. Hayvancılıkla başladık. Hayvan, tütücülük, buğday ekimi, mısır ekimi, her türlü hububat, meyve, her şey yetişir köyümüzde. Tütücülük ekonomik değerini kaybettikçe, para yapmadığı yıllarda tütücülüğü bırakıp zeytin daha ekonomik olarak değerini arttırdığı yıllarda köy olarak tamamen 75'lerde başlayıp 80'li yıllara başladığında köyde açık arazi kalmamaya başladı. Tamamen zeytine yöneldik. 85-90'lı yıllarda zeytin daha da ravaşta olması sebebiyle tamamen zeytine döndü. Hiçbir açık arazimiz kalmadı. Bütün gelirimiz zeytine bağlı. Geçimimizi zeytinden sürdürmekteyiz. Bu şekilde tamamen zeytin işçiliğiyle, zeytin çiftçiliğiyle uğraşıyoruz. Bu şekilde köy olarak gelirimiz, yaşantımız zeytin bizim için olmazsa olmaz oldu artık. Aileden birisi gibi. Sabah kalktığımızda, yani iş günü olduğu zaman, tarlaya gittiğimiz zaman mutlaka bir elini yüzünü yıkadığı zaman da ağaçlara bakıyoruz. Onlar da bir aynaya bakar gibi ağaçlara bakıyoruz. Onlar da kendimizi buluyoruz. Ömrümüz böyle zeytin ağaçlarının içerisinde onlarla uğraşmakla geçiyor hayatımız. İsmim Minaver Fikirli. Yatağında doğdum, büyüdüm. Tütünden geliştim, hayvancılıkla. Ondan sonra zeytine yöneldik. Zeytini topladık işte, toplarız. Depomuzda işlenir, satım olur, öyle. Zeytinin süreci, yetişme süresi işte 5-6 yıl falan sürüyor. Tohura binmesi için. Tabii bakım istiyor aynı çocuk gibi. Çapasıdır, daha hayvan haşat yememesi için kollamamız gerekiyor aynı çocuk büyüttüğümüz gibi. Zeytinin yetiştirme süreci önceden tüplü aşılar yok yere dağlardan kuşların çekirdekleri dağlara götürüp gübre olarak çıkarmasıyla çıkan fidanları onları kökleyip onların turplarını tarlalara dikerdik. Aşılama yöntemiyle zeytinleri yapardık. Sonra tüplü aşılar meydana geldi, yetiştirilmeye başladı. O 75'li 80'li yıllarda onlar başladı. 90'lı yıllarda domat zeytinleri de aşıya bu şekilde başlandı. Tatlı çubuk olarak gemlik zeytini, trile zeytini yapılır. Domat ve uslu zincirli zeytinler delceye aşılanır. O şekilde tüplü aşılar yapılınca şimdi aşıda sıkıntı yok. Aşıyı alıyoruz, eksilen yerlere, vertisolümden dolayı kuruyan ağaçların yerlerine aşıyı dikiyoruz. 5-6 yıl tabii beklemek zorunda kalıyoruz ama iyi bakıldığı zaman da 5-6 yılda zeytin, domat zeytini gemliğe göre biraz daha uzun vadeli bir yetişmesi süreci var. Biraz daha fazla uzun zamana ihtiyacı oluyor. Yetiştiriyoruz bu şekilde. İşimiz olduğu için onlara bebek bakar gibi bakıyoruz. Besliyoruz. Onlar da bizi besliyor. Karşılıklı böyle diyalog içerisinde hayatımızı onlarla sürdürüyoruz. Eşimle beraber tarlaya gidiyoruz. Eşim buluyor, ben dalları topluyorum. Büyük dalları, odun olan büyük parçaları çıkarıyoruz. Ufakları sıralıp ondan sonra makinelerle kırılıyor. Arkadan toplanıyor işte dallar devamlı. Zor oluyor sıcakta tabii. Mart-Nisan. Güpre oluyor işte onlarda. Nihai ürün süreci sürekli. Tek yıllık değil, bir aylık, iki aylık değil bu. Yılları peş peşe bu senenin baktığımız zaman bu seneki filizler, bu seneki sürgünler seneye zeytin yapıyor. O sürgünlere aldığımız o ürünle beraber tekrar filiz sürecek. Bir seneki çiçeklenmeye filiz yapacak zeytin kendine hazırlayacak ağaç. Ekim ayında biz domat zeytin, Ekim ayında yeşil zeytin olarak toplanır.